Türkiye'de yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız geçmişte bazı sosyal güvenlik uzmanları tarafından Türkiye'de emekli olacaksınız diye dolandırıldılar. 4-5 bin euro danışmanlık adı altında paraları alındı. Bu konuyla ilgili mağduriyetler artınca biz Emekli TV ailesi olarak olaya el attık. Türkiye'den emekli olmak istiyorsanız ya da anneniz babanızla ilgili Türkiye'de emekliliğini istiyorsanız lütfen şimdi anlatacaklarımı çok dikkatli bir şekilde takip edin, dinleyin. Bir fırsat var, bir müjde var. Bunu vereceğim. Şimdiden hayırlı olsun. Değerli izleyicilerimiz, az önce de ifade ettiğim gibi geçmişte vatandaşı dolandırdılar. Bu mağduriyetler bana gelmeye başlayınca biz dedik ki bu işe el atacağız. Öncelikle vatandaş Türkiye'de nasıl emekli olacağını en doğru kişiden en doğru bilgilerle öğrensin dedik. Bunun için ben kalktım, gittim İstanbul'a. Sosyal güvenlik uzmanı olan ve benim de çok güvendiğim profesyonel sosyal güvenlik denince Türkiye'deki bir numara diyeceğim bir isimle bir röportaj yaptım. Dedim ki Özgür Bey bak, yurt dışında yaşayan Almanya, Fransa, Hollanda, Amerika, Kanada neresi olursa olsun hiç önemli değil. Hangi ülkede yaşadığının bir önemi yok. Türkiye'de emekli olmasıyla ilgili. Vatandaş önce hakkını öğrensin. Devlete kaç para borçlanacak? Kaç para ödeyecek? Nasıl emekli olacak? Maaşı kaç para olacak? Ve ne zaman emekli olacak? Tüm bunlarla ilgili herkes için özel bir çalışma yap dedim. Dedi ki, tabii ki memnuniyetle sağ olsun beni kırmadı. Dedim ki bak Özgür Bey, vatandaş daha önce çok dolandırıldığı için şimdi arkadaşlar üflüyor. Yani yoğurdu üflüyor. Ayranı üflüyor. Onun için bu hizmetten vatandaşı çok ufak bir paraya yararlandıracağız dedi. Tamam dedi. Ben Emekli TV için gerekeni yapacağım. Emekli TV izleyiciler için gerekeni yapacağım dedi. Şimdi arkadaşlar, öncelikle eğer Türkiye'de emekli olmak istiyorsanız mutlak surette şu an ekranın altında gördüğünüz telefon numarasını telefonunuza kaydedin. +90 546 102 41 42 numaralı telefonu lütfen kaydedin. Şimdi Özgür Bey şunu yapacak. Sizinle görüntülü olarak konuşacak. Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Sizin bazı bilgilerinizi alacak, sorular soracak, durumunuzu öğrenecek. Türkiye'de sigortan var mıydı, yok muydu, çalıştın mı hiç, Türk sigorta girişin oldu mu, olmadı mı, olduysa ne kadar oldu vesaire. Türkiye'de ister sigortanız daha önce olsun, isterse olmasın, önemli değil. Önemli değil, emekli olma hakkınız var. Bu net. Size birkaç gün sürecek olan bir çalışma yapacak. Sonra tekrar randevunuz oluşturulacak. Diyecek ki size, Ali Bey, Fatma Hanım, sizin durumunuz bu. Şu kadar borçlanacaksınız, şu kadar emekli maaşı alacaksınız, şu yaşta, şu tarihte de emekli olmaya hakkınız var diyecek. Önce sizin bir röntgeninizi çekecek. Yani siz geleceğinizi planlamaya başlayacaksınız. Kaç para maaş alacağım? Bu parayla her yıl Türkiye'ye izne gittiğim zaman bana yetecek mi? Ne olacak? Geleceğinizi planlıyorsunuz. Hiç Ali bunu dedi, yok Veli bunu dedi, bilmem ne bunu dedi. Bunların hepsini kenara bırakın arkadaşlar. İşte 2019 yılında biliyorsunuz yurt dışı emeklilikle ilgili bir yasa çıktı. Vatandaşlarımızın çoğu, yurt dışında yaşayanların çoğu emeklilik defterini bu yasa nedeniyle kapatmıştı. Özgür Bey şunu söyledi. Dedi ki sakın kapatmayın. Herkes için durum farklı. Yanlış biliyorsunuz dedi. Ben yurt dışında yaşayan 3500 euro ödeyerek devlete borçlanma yaparak emekli ettiğim pek çok insan var dedi. 5000 euro ödeyerek emekli ettiğim pek çok insan var dedi. Vatandaşta bir söylenti var. 40 bin euro ödeyeceksin, 45 bin, 50-60 bin euro ödeyeceksin. İşte ondan sonra emekli olursun diyorlar dedi. Hayır kardeşim dedi. Herkes için durum farklı. 5 var, 10 var, 20 ödeyen var, 30 var, 40 var. Önce durumunuzu öğrenin. Durumunuzu bilmeden bu emeklilik defterini kapatmayın. Onun için şimdi ekranın altında görmüş olduğunuz +90 546 102 41 42 numaralı WhatsApp hattına hemen yazın. Danışmanlık almak istiyorum diye. Şimdi arkadaşlar
Çevrenizde bulunan anneniz olur, babanız olur, arkadaşlarınız olur, akrabalarınız olur, iş arkadaşlarınız olun. Onlara da lütfen bu telefon numarasını gönderin. Herkes bu fırsattan yararlansın. Bu haktan yararlansın. Gidip 3-4 bin euronuzu danışmanlık adı altında birilerine vermeyin, kaptırmayın. Ben biliyorum geçmişte pek çok vatandaşımızda seni emekli edeceğim diye vatandaşa paralarını falan aldılar, emeklilik falan hak getire etmediler. Edemezler zaten. 4-5 bin euro danışmanlık ücreti mi olur kardeşim? Ha, bu işin hakkı var, bedava olmaz. Tabii ki bedava olmaz. Özgür Bey'e şunu söyledim. Bak dedim Özgür Bey, mağduriyetleri biliyorsun. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın tamamının geleceğini planlaması gerekiyor. Kaç yaşında olursa olsun, 30, 40, 50, 60 hiç önemli değil. Geleceğini öğreniyorsun. Dedim ki, bak, iki kişinin yemek parasına, sadece iki kişinin yemek parasına bu danışmanlık hizmetini vereceksin ve vatandaşın da emekli olma hakkı mevcutsa, şartları taşıyorsa, tüm işlemlerini de sen yapacaksın. Ek hiçbir ücret almayacaksın. Tamam dedi, ben dedi. Sadece 120 euroya danışmanlıklarını yapacağım. Tüm işlemlerini, SGK'daki tüm o dilekçeleri, formları, bütün başvurularını ben yapacağım dedi. Ta ki emekli maaşı bağlanana kadar ek hiçbir ücret almayacağım dedi. Sadece 120 euro. Arkadaşlar, gerçekten iki kişinin yemek parası. Yani ikimiz şimdi Almanya'da, Fransa'da, Norveç'te, orada, burada, Amerika'da, Kanada'da, Avustralya'da, nerede olursak olalım gidelim. İki kişi yemek yesek bir restoranda 120 euro veririz zaten. Siz bu 120 euroya geleceğinizi planlıyorsunuz. Ha, birileri şunu söyleyebilir. Niye bedava değil? Arkadaşlar, bu bir emek. En az 3-4 gün süren bir çalışma yapılıyor, araştırılıyor, inceleniyor dosyanız. Bakılıyor durumunuz nedir ne değildir. Onun için sadece iki kişinin yemek parasına. Ve ben Özgür Bey'den bir şey daha rica ettim. Dedim ki bak Özgür Bey, özellikle hanım izleyicilerimizin, yurt dışında yaşayan hanımların emekli olmaya daha çok ihtiyacı var. Türkiye'de hiç olmazsa bir emekli maaşları olsun. Az ya da çok izine gittiklerinde bankada birikmiş bir paraları olsun. Vatandaşın bu emeklilik hakkıyla ilgili bu hanımlara, kadınlara bir indirim yap dedim. Sağ olsun yine kendisi beni kırmadı. Şöyle dedi. Dedi ki hanımlar eşleriyle, kocalarıyla beraber eğer danışmanlık alırsa onlara %50 indirim var. Eğer kadınlar eşleriyle beraber danışmanlık alırsa onlara 60 euro. 120 euro değil. Ama eşinizle beraber alacaksınız. Toplamda karı koca 240 euro ödemiyor. Sadece karı koca toplamda 180 euro ödüyor. Hanımlara da %50 indirim hakkını aldık. Şimdiden hayırlı olsun. Siz eğer emekli olmak istiyorsanız, Türkiye'de bir emekli maaşım olsun diyorsanız, durumunuzu öğrenmek istiyorsanız, kaç para ödeyeceğim, Türkiye'de sağlıktan nasıl bedava yararlanacağım ve daha pek çok soruya cevap arıyorsanız aşağıdaki telefon numarasını WhatsApp'tan yazıyorsunuz. Ben ya da eşimle beraber annem için ya da babam için ya da kendim için danışmanlık almak istiyorum diye yazıyorsunuz. Arkadaşlarımız sizinle hemen WhatsApp üzerinden yazışıyor. Bu 120 euroyu nereye yatıracaksınız? Bilgilerini verecekler. Makbuzu kendilerine WhatsApp'tan atınca hemen işlemleriniz başlıyor. Bu kadar basit. Hiç o bürokrasiye, bilmem neye, ona buna gerek yok arkadaşlar. Bir an önce elinizi çabuk tutun. Bu fırsat kısa bir süreliğine geçerli. Sakın ola ki kaçırmayın. Benden size tavsiye, ben Türkiye'de 120 euroya danışmanlık olmadığını biliyorum. Ayrıca tüm işlemlerinizi de Özgür Bey yapacak. Ta ki emekli maaşınız bağlanana kadar. Kapı kapı gezmeyin. O neydi? Yok o bu, bunu dedi, bunu dedi, onu dedi, bilmem ne dedi. Bırakın bunların hepsi dedikodu. Gerçek, net bilgiyi öğrenmek istiyorsanız kendiniz için, eşiniz için, anne babalar için, çocuklar için de özellikle söylüyorum. Anne babanızı da bu haktan mahrum bırakmayın. Bu fırsat bir daha gelmez. Benden size söylemesi, Türkiye'ye gitmenize de gerek yok. Bütün işlemlerinizi siz Almanya'dayken, Fransa, Hollanda, İsveç, Danimarka, nerede olursanız olun, Amerika, Kanada, nerede olursanız olun, hiçbir şekilde Türkiye'ye gitmeye gerek kalmadan Özgür Bey sizin adınızı halledecek. Şimdiden emekli olacaklara hayırlı uğurlu olsun.
Ekranın altındaki bu telefon numarasını şimdi telefonunuza kaydedin. Eşinize, dostunuza da gönderin bu videoyu, izlesinler. Hayırlı olsun diyorum. Evet, gerek ana vatanımız Türkiye'mizden, gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.